Riyazu Salihin derslerine devam ediyoruz. Hadis numarası 22. Ve an Ebi Nüceyd. Nüceyd kelimesi nasıl okunur? Bi zammin nuni ve fethil cimi. Nunun zammesiyle beraber ve cimin fethesiyle beraber okunur. Demek ki buradaki baya ne manası verdik? Bi vammin nuni. Buradaki baya musahabe manası verdik. Nüceyd diye okunur. Nüceydin, an ebi Nüceydin. Tabi dikkatinizi çekmiştir. An harfi cer, eb kelimesi. Kitaba göre 6 illet isim, kitaba göre 5 illet isimden birisidir. Ebu, eba, ebi. An harfi cerri bu kelimeyi cer yapmıştır. Ya ile mecrur olduğundan ebi diye yazılmıştır. Ebi kelimesi aynı zamanda muzaftır. Nüceyd de onun muzafın ileyhidir. Bizammin nune fethin cimi okunur. Devam edelim. İmran ibni Hüseyin'il Huzai. Huzai bir kabiladı. Huzai'ye mensup olan demektir. Radıyallahu anhuma, Allah ikisine razı olsun. Enne şüphesiz ki imraten bir kadın. Nereden, hangi gruptan? Cüheyne kabilesinden bir kadın etet geldi. Nereye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Vehiye o kadın hubla mine zina. Zinadan da gebeymiş. Gebe olan kadın geldi. Yani vehiye hubla mine zina ne olur? Hal cümlesi. Vehiye o hubla hamile olduğu halde. Mine zinadan hamile kalmış, gebe kalmış olduğu halde. Peygamberimizin yanına geldi. Ve ardından galet dedi ki, hiye o kadın dedi. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Yani da harfi Resul münada olur. Nasıl münada? Muzaf münada olduğundan Resul'e mensup olmuştur. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Esabtu, ben bir şey yaptım. Hadden, had gerektiren bir şey. Esabtu da bir yazıyor, bire baktım. Bir de ne diyor? Fe'altu, ben yaptım. Ma öyle şey ki yelzemu, lazım geliyor. Bihi, onunla ne lazım geliyor? El-ikabu, ceza. Yani esattu ne demektir? Bir demiş. Bir numaralı dipnota baktığımda bu yazılı. Hadden, had cezasını gerektiren bir iş yaptım. Fe ardından eqimhu aleyye. Fe hemen eqimhu aleyye. Bana onu uygula. Bana cezayı ver. Ve ardından dea, çağırtı Nebiyullah, Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi, kimi çağırtı? Veliyeha, o kadının velisini çağırdı. Burada veliyeha, hani izafeti de avamili cürcani de azıcık görmüştük. Şu an ders işlerken neye göre işliyoruz? Ara sıra duruyorum, ufak tefek tahlil bilgileri veriyoruz. Bunu işlediğimiz nahiv kitaplarına göre yapıyoruz. Nahve dair henüz avamili bir gibi avamili cürcani işledik. Ecrümiye de bitmek üzere. Avamili cürcani'de izafetin kısımlarını görmüştük. Manevi ve lafzi olarak izafet ikiye ayrılır demiştik. Şimdi burada veliyye ha'ya baktığımızda veli kelimesi muzaf, ha muzafın ilektir. Yani bir izafet tanlaması var burada, isim tanlaması var. Yani ne tür bir izafet söz konusu burada? Manevi mi, lafzi mi diye düşündüğümüzde lafzi izafet olamaz. Çünkü muzafın bir vasıf isim, bir müştak olması gerekirdi. Demek ki manevi izafettir. Manevi izafet demek yeterli mi? Değil. Manevi izafetse lem manasında mı, min manasında mı, fi manasında mı? Hangi manada bir izafet var? Bunu da ifade etmek gerekir. Buradaki izafet ne manasında? Lem manasındadır. Örnek neydi? Gulamu Zeydin. Yani gulamu li Zeydin demekti. Şimdi veliyeha, yani veliye liha, onun için, ona ait bir veli. Onun sahibi. Onun velisi manasında, ona ait olan lem manasındadır. Tamam, lem manasında izafet var. Başka ne, burada ne görebiliyoruz? Marifenin kısımları diye düşündüğümüzde, marifenin kısımlarında az çok bir yüzeysel de olsa ecrümiyede görmüştük. Marifenin kısımlarından birisi de nedir? Tüm zamirler marifedir zaten. Ve ma uzife diye sonuncu kısım anlatılmıştı Ecemiyye'de. Ve marifeye muzaf olan, aslında nekre olup marifeye muzaf olan kelimeler de izafet nedeniyle, marifeye muzaf olmaları nedeniyle nedir? Marifedir demiştik.
Burada veliye de ne olmuş olur? Marife olmuş olur. Ha zaten marife. Veliyeha o kadının velisini çağırdı. Ve ardından Gale dedi ki, Hüve peygamberimiz dedi. Ehsin ileyha, ehsin iyi davran. Kime? İleyha o kadına. Ehsin hangi baptan emri hazır olmuş oldu? Ehsin dedim. Sülasi mücerretlerden olamaz. Sülasi mücerretlerde emri hazırın hemzesi hiçbir zaman fethalanmazdı zaten. Muzari'nin aynel fiiline bakarak zamme veya esre olurdu. Demek ki ehsin ekrim yani. Ekreme yukrimu ekrim ef'il. İfal babından emri hazırdır. Ehsin ente gizli zamir. Sen iyi davran. Kime? İleyha şu kadına. O kadına. Feyda vada'et doğum yaptığı zaman fe'ti sen getir ni bana. O kadını bana getir doğum yapınca. Fe daha sonra faale yaptı. Fe emara biha kadına emretti Nebiyullah. Fe şiddet ve bağlandı. Sıkıca bağlandı. Aleyha kadın üzerine ne? Siyabuha onun elbisesi bağlandı. Sümme sonra emer emretti biha ona bunun üzerine fe ardından rujimet rejmedildi. Kim rejmedildi? Raceme rujime. Burası meçhul bir şey. Naib-i fail nerede? Hiye gizli zamir naib-i fail olur. Rujimet rejmedildi. Kim? Hiye o kadın rejmedildi. Yani taşlanarak öldürüldü. Niye? Zina yapmıştı. Buradan ne anlıyoruz? Bu kadın ya evlidir ya da üzerinden bir evlilik geçmiştir. Bekar olarak zina yapmış olsaydı rejim edilmezdi. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi sopa cezasına çarptırılırdı. Demek ki buradaki hadis neye delildir? Rejime delildir. Sünne sonra salla aleyha salla ale ne olur? Cenazeyi kılmak olur. Üzerine namaz kılmak cenazedir bu. Sünne sonra salla cenaze namazını kıldı. Kim? Hüve peygamberimiz. Kimin üzerine? Aleyha o kadın üzerine. Ardından Gale dedi. Lehu peygamberimiz için. Peygambere yönelik. Kim dedi? Ümeru. Ömer dedi. Hazreti Ömer. Ümerun değil. Neden? Çünkü Ömer gayrimusariftir. Hazreti Ömer ne dedi peygamberimize yönelik? Tusalli aleyha ya Resulallah. Ve kad zenet. Zina eden bir kadının cenaze namazını mı kılıyorsun? Bir şaşkınlık var yani. Galiba bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. Legat and olsun ki tabet tevbeten. O kadın öyle bir tevbe yaptı ki tabet tevbeten de 3 yazıyor benim elimdeki nüshada. 3'e baktım. Tevbeten nasuhaten sahihaten radıyallahu anha. Nasuh sahih bir tevbe yaptı. Öyle bir tevbe ki Allah ondan razı oldu. Tevbesini kabul etti. Tevbe kabul edildikten sonra da kişinin ne yaptığı önemli değildir. Lekad andolsun ki tabet tevbe etti. Kim? Hiye o kadın hem de tevbeten. O biçim bir tevbe yaptı. Tabet tevbeten. Tevbeten ne olur? Tevbetenin ne olduğu daha ecrümiyede daha yeni geçti. Dünkü derste mastar konusu olarak geçmişti. Oysaki nedir? Mef'ulü mutlaktır. Tevbeten ne olur? Mef'ulü mutlak olur. Lafzi mi manevi mi? Lafzidir. Çünkü tabe ile aynı kökten gelmektedir. Tabe kelimesi burada tabe, gale, ba'a gibi ecvet bir fiildir. Vavi mi ya'i mi diye düşünürken tevbeten vavi oldu ortaya çıkmış oldu. Demek ki lagat andolsun ki tabe tevbe etti. Kim? Hiye o kadın. Öyle tevbe ki hem de tevbeten mükemmel derecede. Nasuh bir tevbe yaptı. Bu yüzden tevbesi kabul edildi. Levşayet gusimet taksim edilse beyne sebe'ine 70 kişi arasında min ehlil medineti Medine halkından 70 kişi arasında taksim edilse ne taksim edilse o kadının tevbesi le elbette vesi'athum hepsine yeterli gelirdi. Vehel vecedte sen buldun mu biliyor musun mevcut mudur efzale daha üstün bir şey. Min encadet bi nefsiha lillahi Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin yolunda canını vermekten efzal, daha üstün bir şey sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Ravahu Müslimun. Rava rivayet etti. Hu onu kim? Müslimun, İmam Müslim. Hadis numarası 23 ve an İbni Abbasin radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Levşayet enne li İbni Adem'e Adem için, Adem oğlu için olsa ne olsa
Vadiyen, bir vadi dolusu olsa, min zehebin altından. Yani bir vadi dolusu altın olsa. Ne olur? Ehabbe yine de ister en yekune olmasını lehu kendisi için vadiyan iki vadi dolusu altın olmasını ister. Bir vadi dolusu altın ona yeterli gelmez. Velen yemle'e asla dolduramaz. Fahu onun ağzını illa ancak doldurur. Ne etrabu toprak doldurur. Len yemle'e asla dolduramaz. Fahu dedik değil mi? Fa kelimesi onun ağzı dedim. Aslında fa ağız demek. Hu onun. Fahu onun ağzı. Fa'yı görünce aklınıza ne geliyor? Esma-i Sitte Mu'telle, altı illetli isim İmam bir Birgivi'nin avamilinde anlatılana göre böyle, Cürcani'nin avamilinde anlatılana göre beş illetli isimden birisidir. Fa, fu, fi. Vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olur. Demek ki şu anda nedir? Mensuptur. Ve yetubullahu ala men tabe. Ve yetubullah Allah tevbesini kabul eder. Ala men o kimse üzerine ki tabe tevbe etti. Tevbe edenin tevbesini Allah-u Teala kabul eder. Celle Celaluhu. Burası ezberlenesi bir hadis. Ezberlenesi yani ezberlemenizi önemsiyoruz. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu yine an Hatice Ebi onun mecruru ya ile mecrur. Ebi kelimesi aynı zamanda muzaf. Hureyre onun muzafın ileyhi olur. Muzafın ileyhtir lakin gayr-ı mustarif olduğu için fetha ile mecrurdur. Peki Ebi Hurayre'te dediğinde yani izafet var burada. Ebu Muzaf, Hurayre, Muzafın ileyh. Ne tür bir izafet var? Lafzi değil, manevidir. Manevinin de hangi kısmı olur? Lam, fi, min, lam manası olur. Hureyre'ye ait baba. Radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale peygamberimiz şöyle buyurdu. Yazhaku direkt zahike yazhaku gülmek manasına gelir. Yazhaku de 5 var. 5'e bakıyorum. 5 numaralı dipnotta. Yazhaku ne demekmiş diye. Yerva bi fi'li hima. O ikisinin fiili sebebiyle razı olur demektir. Yazhaku razı olmak yani. Sözlüğe baksan gülmek manasına gelir. Ama burada ne manada? Razı olmak manasında. Bir kelime cümlede kullanıldığı yere göre manası değişikliğe uğramaktadır. Bu Türkçe paragraf sorularında da çıkar zaten. Gerek KPSS, gerek YGS, belki adı ileride değişecek. Çeşitli sınavlarda cümlede anlam, paragrafta anlam, bir kelimenin geldiği anlamlar hep sorulmuştur. Demek ki yazhaku burada gülüyor manasında değil, razı olur manasında. Yazhaku razı olur. Kim? Allahu Subhanehu. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah razı olur. Ve Teala ve yüce olan Allah. Peki neyden razı olur? İla racüleyni iki adamdan. İla ficer racüleyn onun mecruru. Racülün racülani racüleyni tesni olduğu için ya ile mecrurdur. İki kişiden iki adamdan razı olur. Öyle iki kişi ki yektulu öldürmüş ehaduhuma ikisinden biri el ahare diğerini. Biri diğerini öldürmüş. İki kişiden Allah razı olur. Yine öyle iki kişi ki bunlar yedhulani girmişler el cennete 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 girmişler. Yugatilu savaşıyor hada biri fi sebiliyle Allah yolunda şey yuktelu ve derken öldürülüyor. Gatele yektulu yuktelu öldürülüyor. Nedir? Meçhul fiil. Naib-i fail nerede? Ve gizli zamir naib-i fail olur. Nerede görmüştük zamirlerin naib-i fail olabileceğini? Ecrümiye'de görmüştük. Sümme sonra yutubullahu Allah tevbesini kabul ediyor. Alel katili katilin çünkü o tevbe ediyor. Allah da onun tevbesini kabul ediyor. Ve ardından o katil yuslimu Müslüman oluyor. Ve daha sonra da yusteşhedu şehit oluyor. Böyle bir sıralamaya tabi tutulmuş kişi. Muttefekun aleyhi. Üçüncü bab, babu sabri, sabır babı. Gal Allahu Teala, yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, isbiru, sabredin. Ve sabiru ve sabır yarışında düşmanınızı geçin. Sabiru bu demek, üzerinde yedi var, yediye baktığında galibu el küffara. Galibu el küffara, kafirlere galip gelin yani sabır yarışında. Ali İmran 200. Ve gâle teâlâ ve yüce Allah şöyle buyurdu. Ve lenebluvennekum.
Andolsun ki sizi deneyeceğiz, sizi deneriz, sizi imtihan ederiz. Bir şeyin bir şeyle. Neyden bir şey? Minel havfi korkudan bir şeyle ve cu'i açlıktan bir şeyler ile sizi deneriz. Ve naksin minel envali ve mallardan noksanlaştırmak, azaltma sebebiyle sizi deneriz. Vel enfusi ve canlardan noksanlaştırmak, can almak, öldürmek sebebiyle de deneriz. Ve semerati ve ürünlerden azaltma sebebiyle de deneriz. Ve beşir sen müjdele sabirine sabredenleri. Beşir, beşara, yübeşşiru tebşir. Beşir ente, beşir emir hazır, ente fail olur. Sabirine mef'uldür. Mef'ul olduğu için mensuptur. Nasb alamet yadır. Sabirune sabirine nedir? Cimi müzekker salimdir. Ya onun nasb alametidir. El-Bekara 155. Ve gâle teâlâ innemâ ancak müvefa verilir sabirûne sabredenlere. Müvefa nedir? Meçhul fiildir. Sabirûne naib faildir. Sabredenlere yalnızca verilir. Ne? Ecrahum onların ecirleri, mükafatları hem de bi gayri hisabin hesapsızca, sınırsızca verilir. Ez-Zümer 10. Ve gâle teâlâ ve lemen sabara ve gafara ve le elbette men her kim sabara sabrederse ve gafara ve affederse inne şüphesiz ki dalike bu durum le elbette min azmil umuri azmedilecek işlerdendir, yapılmaya değer işlerdendir kim sabrederse ve affederse. Şura 43. Ve gâle teâlâ istaînû yardım dileyin biz sabri sabırla beraber buradaki bâya musahabe manası verdik. Harfi cerlerin geldiği manaları nerede işlemiştik? Hangi kitapta? Avamili Cürcani'de. Biz sabri sabırla beraber yardım dileyin. Ve salati ve namazla beraber yardım dileyin. İnna Allah'a şüphesiz ki Allah ma'as sabirine sabredenlerle beraberdir. El-Bakara 153. Ve gâle teâlâ ve lenebluvennekum andolsun ki sizi deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. Hatta ta ki ne zamana kadar? Ne'leme. Hatta ne yapmış? Nasip etmiş. Esasen hatta'nın ardından gelen gizli en nasip etmiştir. Hatta ne'leme. Biz bilene kadar aslında biz ortaya koyana kadar. Biz zaten biliyoruz da. Ne'leme mücahidine. Mücahitleri ortaya çıkarana kadar sizi deneyeceğiz. Minkum sizin içinizden mücahitleri ortaya çıkarana kadar. Ve daha sabirine sabredenleri de ortaya çıkarana kadar sizleri deneyeceğiz. Hatta ne'leme bilene kadar derken yani ortaya çıkarana kadar. Sizler de görün diye. Çünkü biz zaten biliyoruz. Biz derken orada Allah kendisini kastetmekte. Muhammed 31. Vel ayetler fil emri bu konuda biz sabri sabır konusunda ve beyan fazlihi ve onun faziletini beyan eden noktada ayetler nedir? Kesiratun çoktur, ma'rufetun malumdur. Bilinen pek çok ayet vardır. 25 numaralı hadis ve an Ebi Malik'in el Haris bin Asim'in el Eş'ari radıyallahu anhu gale gade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz şöyle buyurdu. Edduhuru tuhur yani en nezafet altı diyor. Altıya baktığımda en nezafet diyor. Temizlik. Nedir? Şatrul imani imanın yarısıdır. Şatırda 7 yazmış. 7'ye baktım nis diyor. Nisfun yarı demektir. Şatrun da yarı manasına gelir. Edduhuru şatrul imani. Bu hadisin de yine ezbere bilinmesi son derece önemlidir. Edduhuru şatrul imani. Temizlik nedir? İmanın yarısıdır. Yani İslam dini temizliğe son derece önem vermektedir. Birisi temizliğine dikkat etmiyorsa yani buradan kendine pay çıkartmalıdır. Buradaki hadise irab noktasından da bakabiliriz. Edduhuru temizlik nedir? Şatrul imani, imanın yarısıdır. Demek ki tuhur, mübteda, şatır, haber olmaktadır. Velhamdü, hamd ise, lillahi, Allah'a hamd ise, temle'u doldurur. Neyi? El mizane, mizanı doldurur. Temle'u bir fiildir. Fekullu fi'lin yerfe'u ve yansibu. Avamli bir gibi de, amili kıyasi de, kıyasi amillerde, birinci maddede mutlak fiili işlemiştik. Mutlak fiil. Derken neyi kastediyorduk? Fiil malummuş, meçhulmüş. Veya işte mücerretmiş, mezitmiş, sülasiymiş, rubaiymiş. Ne olduğu önemli değil. İster tam olsun, ister nakıs olsun. Ortada bir fiil varsa o fiil nedir? Kesinlikle amildir. Eğer tam ve malum ise ne yapar? Tam fiilse yani nakıs değilse.
ve malum ise yani meçhul değilse ne olur? Tabii mutaaddi olması da var. İster mutaaddi ister lazım olsun. Bunlar da var. Fiil ne yapar? Raf eder. Nasb da edebilir. Şimdi temle'u doldurur. Ne doldurur? Hiye o hamd doldurur. Neyi doldurur? El mizane mizanı doldurur. Demek ki hiye fail, el mizan mef'ul olur. Ve subhanallah, subhanallah lafzı cümlesi ve elhamdülillah ve elhamdülillah cümlesi. Subhanallah Allah'ın 90 sıfatlardan münezzehtir. Elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur demek. Bu iki cümle temle ani doldururlar, ikisi de doldurur. Ev veya temle veya sadece doldurur. Ma o şey ki beyne semavati vel erdi, yer ile gökler arasında her ne varsa yer ile gökler arasını doldurur. Ve salatu, salat nedir? Nurun, nurdur. Salat mübteda, nur haber olur. Mübteda da haber de mamulü merfudan idi, hatırlayalım. Ve sadakatu, sadaka nedir? Burhanun, burhandır, delildir. Sadaka mübteda, burhan haber olur. 11 diyor, 11 numaralı dipnota bakmaya çalışıyorum. Evet, burada ne diyor? Kişinin, yani sadaka nedir? Kişinin imanına da bir delildir. Aynı zamanda ve delilu hubbillah ve rasuli, onun Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğine de bir delildir. Ney? Sadaka vermesi. Ve sabru, sabır nedir? Ziyaun, ışıktır. Yine mübteda haber. Vel Kur'anu, Kur'an nedir? Mübteda hüccetun, delildir. Burası haber olur. Neye delildir? Leke, senin lehine, veya da aleyke, senin aleyhine delildir Kur'an-ı Kerim. Kullun nas, insanların hepsi yevdu, sabah çıkarlar, pazara çıkarlar. Ve ardından ba'i'un, satarlar nefsuhu, nefislerini satarlar. İşte bu durumda nefislerini sattıklarında mu'tiguha, ya o nefislerini azat ederler, veya da mu'biguha, o nefislerini helak ederler. Ravahu muslimun. Rava rivayet etti, fiil, hu, bunu, bu hadisi yani mef'ul. Kim rivayet etti? Müslimun, İmam Müslim. Burası da fail olur. 26 numaralı hadis. Ve an Ebi Sa'idin, Sa'id ibni Malik ibni Sinanin el-Hudriyye radıyallahu anhuma enne, şüphesiz ki nasen, bir takım insanlar. Nereden? Minel ensari, ensardan, mini beyaniye. Ensardan bir takım insanlar se'elu, sordular, istediler, se'elu, fail nerede? Vav. Vav'ın ardından gelen elif nedir? Elif-i farikadır. Yani bu kelimenin hem bittiğini hem de cimi olduğunu gösteren bir harftir. Se'elu, istediler, kimden? Resulallah'ı, Allah'ın Resulü'nden istediler. Burası da ne olur? Mef'ul olur. Resulallah, izafet var, manevi mi, lafzi mi? Lafzı değil, manevi. Peki manevi ise hangi manada? Lam, min, fi. Fi manasında olamaz, min de değildir. Demek ki lam, yani Allah'a ait Resul. Allah'ın Resulüne, Resulünden istediler. Fe ardından bir şeyler istiyorlar yani, şunu ver bunu verdi. Fe ardından a'ta verdi. Kim? Ve peygamberimiz verdi. Faildir. Kime verdi? Hum, onlara verdi. Burası da mef'ul olur. Nasıl mef'ul? Mef'ullerin yani mef'ulü bihin zahir ve muzmer olduğunu Acemiyye'de daha yeni görmüştük. Burası nedir? Muzmerdir. Peki muzmer yani zamir kısmının da muttasıl ve munfasıl olabileceğini görmüştük. Nasıl bir zamir bu? Munfasıl. Munfasıl mef'ulü bih zamiridir bu. Sümme sonra se'elu, yine istediler peygamberden. Se'elu, istediler hu, peygamberden. Fe ardından a'ta, verdi. Kim? Hüve, peygamber verdi. Kime? Hu, onlara. Hu mef'ulü bih olur. Yine az önce anlattığım şekilde. Yani onlar istediler, peygamber verdi. Onlar istediler, peygamber verdi. Hatta ta ki bu durum nereye kadar devam etti? Nefide bitene kadar. Ney? Ma o şey ki indehu, peygamberin yanında vardır. Peygamberin yanında olan, yani verebileceği her ne varsa bu bitene kadar insanlar sürekli ondan istediler. Fe ardından gale, peygamberimiz şöyle buyurdu. Lehum, onlar için. Yani onlara yönelik şöyle dedi. Buradaki lam ne manada olur? Lam harfi cerinin çeşitli manalara geldiğini görmüştük. Bu defa da cevabı vermiş olmayayım. Sadece sormuş olayım. Lam harfi ceri burada ne manada olur? Onlara dedi ne zaman? Hine enfeka kulle şeyin biyedeyhi. Yedeyhi elinde olan demek de, yani yanında var olan.
Yanında var olan her şeyi infak ettiği zaman onlara şöyle dedi. Ma yekun indi, yanımda yoktur, yanımda kalmadı min hayrin, hayırlı bir şey, verebileceğim bir şey. Felen eddehirahu ankum, olsaydı sizden onu esirgemezdim. Ve men her kim yestaşif, dilenmekten çekinirse, iffetini korursa, yu'iffehu Allahu, Allah onun iffetini arttırır. Ve men her kim yestağni, tok gözlü davranırsa, tok gözlü olmak isterse, istifa babının sini burada talep, yunihi Allahu, Allah onu tok gözlü yapar. Ve men her kim yetesabber, gayret ederse sabırlı olmaya, yusabbirhu Allahu, Allah ona sabır verir. Ve ma u'tiye, verilmemiştir. Ahadun, hiçbir kimseye. A'ta, u'ti. U'tiye görüyorsunuz. Meşhur. Deminden beri a'ta geçti. Şimdi u'tiye. Ukrime, yani ifal babının meçhul mazisi geldi. Demek ki meçhul, evet. Naibu fail de ahadun olur. U'tiye, ma u'tiye, verilmemiştir. Ahadun, hiçbir kimseye. Ne a'taun, herhangi bir şey, bir lütuf verilmemiştir. Hayran, daha hayırlı bir lütuf. Ve evsa'a, ve daha büyük, daha geniş bir lütuf. Neyden daha büyük bir lütuf verilmedi? Mine sabri, hadis-i şerif de burada bitmiş oldu. Böylece 27. hadise kadar geldi.